Futbol Plus'tan herkese merhaba. Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Trabzonspor'un gündemini kiminle konuşacağız? Ulaş Özdemir'le konuşacağız. Hoş geldin Ulaş abi. Hoş bulduk Ceyda. Sen de Futbol Plus'ta ilk yayınımız değil mi? Evet. Yani bizim seninle stüdyoda ilk yayınımız olabilir. A-Spor'da dahil edersek. A-Spor'da yani. Dahil değil mi? Ne kadar şanslıyım. Emin misin? Seninle yaptık hiç bilmiyorum. Benle yaptığım programlara emin ol. Her zaman zevk duyarsın. Böyle damakta bir tat bırakırım. Bir daha yapalım deriz yani. Bakalım, göreceğiz. Peki. Ulaş Özdemir, Trabzonspor özellikle tabii Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada Monaco deplasmanının dönüşü. Düdük çaldı, maç başladı. Ben biraz özgüvensiz bir Trabzonspor gördüm. Ne dedim ben sana? Ne? Maç oynanırken. Ne demiştin? Trabzonspor'un bu maçı alacağına dair bir hissiyat yok bende. Evet, maç başlamadan önce de. Ya bunun kaybolması çok kötü bir durum. Yani benim gibi milyonlarca. Hatta ben de ya saçmalama Ulaş abi falan dedim. Evet, çünkü bu hissiyatı maalesef kayboldu ve bunun yeniden geri kazanılması gerekiyor. Onları konuşacağız herhalde. Evet. Peki nasıl şöyle başlayalım istersen. Neyi yanlış yaptı Trabzonspor? Yani biz şampiyon olunmuş bir sezondan bahsediyoruz. 9. haftaya geldik. Durum hiç öyle karalar bağlanacak bir durum değil. Ama şu da bir gerçek ki Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği 9. haftada Trabzonspor eğer Kasımpaşa'yı yenseydi maç fazlasıyla da olsa, maç fazlasıyla dediğim Fenerbahçe, Galatasaray, bay geçtiği haftalar oldu şampiyonluk yarışındaki takımlardan, üst sıralardan bahsedecek olursak eğer Trabzonspor henüz bay geçtiği haftayı oynamadı. Maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselecekti. Bu fırsatı neden değerlendiremedi? Sen dün neleri eksik gördün? Dün değil aslında. Buna şöyle başlayalım istersen. Trabzonspor'un işinin, asıl işinin şampiyon olduktan sonra başladığını anlatıyordum ben sürekli. Bunu neden söylüyorum? Çünkü burayı doğru yöneten her kulüp sürdürülebilir bir başarı elde eder. Maalesef Trabzonspor da doğru yönetemedi. Bunu Beşiktaş da doğru yönetemedi. Bunu Fenerbahçe de doğru yönetemedi. Bunu Galatasaray da doğru yönetemedi. Aslında bu örnekler vardı önünde. Kötü olarak baktığımızda. Şampiyon olduktan sonraki sezonları doğru yönetebilmeyi aslında o diğer 3 takıma bakarak Trabzonspor oradan bir tecrübe edinerek değil mi? Doğru bir şekilde yönetebilirdi. Yönetemedi. Önünde çok iyi bir fırsat vardı aslında. Ama bu bundan sonra yönetemeyeceği anlamına gelmiyor. Orada neyi yönetemedi aslında? Oraya bakmak lazım. Bir, Trabzonspor'un geçen sezondan bu sezona gelen oyun hafızası sadece Hamşik. Evet. Bakayem'e gitti. Değil mi? Cornelius gitti. Vişça sakatlandı. Dorukhan sakatlandı. Ve dolayısıyla senin zaten hem orta sahanda hem hücum hattında iki önemli oyuncun yok. Artık senin değil. Aynı zamanda Dorukhan gibi seni her anlamda her bölgede neredeyse yedekleyebilecek ve sahadaki o dominasyonuyla çok güçlü bir oyun ortaya koyan ve temaslı oyunda da olan bir oyuncu. Trabzonspor bugün bu oyunu arıyor. Temaslı oyunu arıyor. Yok. Yani rakipler çok kolaylıkla ikinci bölgeye geçip senin ceza sahasına direkt inebiliyor. Rakibi karşılamada da büyük sıkıntılar var. Rakip yarı sahaya gitmekte de büyük sıkıntılar var. İşte o oyun hafızası Hamşik dedik. Oyun hafızası... Oyun hafızası Hamşik demişken sosyal medyada dün maç esnasında sosyal medyaya bakarken Hamşik'in oyundan çıktığı dakikalar sonrası Hamşik'in o saha kenarındaki şu şeyi çok konuşuldu, hani kime o Hamşik bile oyundan çıkarken bir böyle kollarını açıp çıktı ya. Acaba ben onu hocaya yaptığını düşünmüyorum. Evet. Ben sanki Yusuf Yazıcı'ya yaptı gibi. Yani o da yapması şu, hani ben yakın olan çizgiden çıkıyorum. Sen neden uzağa gidiyorsun? Gel buradan çık. Yani süre kazanalım hiç olmaz. Sayı ya bir tepkisiydi. Ben öyle gördüm ama tamam, yanlış da görmüş olabilirim. Öyle ya, yorumladın. Hamşik tarzındaki böyle profesyonel bir oyuncunun oyundan çıktığı için teknik direktörüne tepki gösterecek bir karakterde oyuncu değil. Öyle olduğunu düşünmüyorum hiç olmasa ama yanına da bilirim, bilmiyorum. Eğer öyleyse o benim zaman... Benim için kırmızı çizgi Hamşik, evet, Trabzonspor. Öyleyse çok ciddi problem var demektir. Yani bu hareketi eğer hocaya yapmışsa ya takım içinde çok ciddi bir problemin olduğunu bize söyler o hareket. Neyse. Şimdi bu oyun hafızası
Şu anda Hamşik'in olmadığı maçlara baktığımızda yok. Değil mi? Hamşik sakatlandı ve yok. Hamşik geldikten sonra var. Ama Hamşik sezon sonu gidecek. Belki bir sözleşme imzalayacak, imzalamayacak kulüp bilmiyoruz. Belki Hamşik. Sen bu arada yaz transfer döneminden bu yana yaptığımız Skype bağlantılarında da programlarda da her zaman Hamşik'in boşluğunu doldurabilecek bir takviye üzerinde durmuştum. Oraya geleceğim. İşte o mühendissizliğe geleceğiz şimdi. Şimdi gelecek yıl eğer Hamşik olmayacaksa yine bir oyun hafızası bırakamıyorsun gelecek seneye. Ya bu da ciddi bir problem aslında. Trabzonspor gibi takımlar, yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş bu tip büyük takımların her zaman bir sonraki sezona bir oyun bırakacak bir kadro planlaması olması lazım. Yoksa yeniden kurup yeniden yaparsın. Yeniden kurup bu işin en kolayı ama buradan bir kazanım elde edemiyorsun. En güzeli bunu sürdürülebilir hale getirmek. Trabzonspor'un yapması gereken bu olmalı. Bunun dışına çıkamaz. Çünkü yarıştığı diğer 3 rakip bin bütçeleriyle Trabzonspor'un bütçeleri arada uçurumlar var. Yani onu olsa sorayım. Trabzonspor kazandı onu. Şunu da ayırıyorum. Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonluğunun mimarları işte Hamşik, Cornelius. Evet, Vakeme'yi sayabiliriz. Vakeme dışında Trabzonspor bu sezon aslında kadrosunu taşıdı. Cornelius'un yazın gideceği belli miydi? Değildi. O yüzden bir takviye ki Umut Bozok bence çok yerinde bir takviye. Ama geç geldi. Tabii Cornelius'un da geç gitmesine bağlı oraya yapılan takviyeler. Onun dışında Hamşik sakatlandı. Mişçe sakatlandı. Trezeguet hamlesi sonraki maçlarda ne kadar yerinde olduğunu bence bize gösterdi. O alışkanlığı ve takımla uyumu yakaladıktan sonra. Henüz daha değil. Bir nebze olsun bence toparladı ilk haftalara göre. Dorukhan sakatlandı. Çok mühendislik hatası mı bu yoksa olağanüstü durumlar mı yaşandı? Profiller değişti. Yani Trabzonspor'un geçen seneki oyunu daha çok kendi yarı alanından oyunu kurup rakibin olduğu sahaya yani sete oyunu yıkıp orada işleri çözüyordu Trabzonspor. Bunu böyle mesela geçen sezondan son 9 haftaya hariç olarak söylüyorum. O Fenerbahçe ile 1-1 burada deplasmanda berabere kaldığı maça kadar Trabzonspor'un genel oyun anlayışı zaten bir 45 dakika. Ya bunu 60'a çıkardığı maç ya 1'dir ya 2'dir, onun dışında yok. Çünkü bu ligin bug'ı belli. Çok böyle aman aman olağanüstü bir şey yapmana gerek yok. Fiziksel oyunda olsun, temaslı oyunda olsun, tempolu olsun, sorun çözsün, yaratıcı oyuncu olsun, oyun zekası yüksek olsun, bitti. Başka bir şey aramana gerek yok. Ya yani bunun dışında bu ligde çok böyle aman aman profillere ihtiyaç duyulmuyor zaten. Anlatabildim. İşte bak rakibin stoperlerine, bak Trabzonspor'a, bak diğer Anadolu kulüplerine. Hemen hemen profiller hep aynı. Uzun boylu, fizikli, kuvvetli, hızlı, yavaş, böyle dengeli bir kadro kurarlar. Trabzonspor şampiyon olduktan sonraki dönemi bence şöyle yönetmeliydi. Böyle değil. Biz şampiyon olduk uzun yıllar sonra. Süper Kupa'yı da talibiz zaten. Onu da alacağız inşallah. Sezona böyle başlayacağız. Yeniden bir yapılanma dönemine giriyoruz. Çok gerçekçi, çok mantıklı ve hem yönetimin hem hocanın kredisini de böyle bana göre sonsuzlaştıran bir iletişim dili olsaydı bu. Çünkü Ahmet Ağoğlu bunu söyledi Sayın Başkan. 4-5 transfer yapacağız dedi. Başka yok. Gidecekleri yerine takviyeler yaparız dedi. Bitiririz. Yani bu 6-7, 13 transfer yapıldı. 13 transfer biz yine şampiyon olacağız demek. Bu ligde yeniden şampiyon olacağız demek. Ama burada Bircan'ın sakatlığından sonra sevgili... Yapılması da neden Ceyda, yapılmadı derdi. Mesela oraya bir sağ kanat alınmadı. Orta sahaya ısrarla, bak sen de söyledin az önce, Hamşik'e yakın bir profilde bir oyuncu mutlaka konulmalıydı. Buna ihtiyaç yoktu diyemezler çünkü Aksel Vissel'e gittiler. Grilish'e gittiler. Alan'a da gittiler Everton'da. Demek ki bu temel bir ihtiyaç ki gittiniz bu oyunculara ve alınamadı bunlar. Tamam, yani 3 profil bence bu ihtiyacı karşılayacak nitelikteydi. Ama Gibamin en son tercih olarak getirildi. Okey, buna da okeyiz ama yetmiyor. Yetmiyor. İdare edebiliyor sadece. Ve bence dünkü oyunda girdikten sonraki mücadelesini de ben beğendim. Onu da söyleyebilirim açıkçası. Ama o değil. Yani profil Gibamin değil. Profil Grealish gibi, Alan gibi
oyuncuların oraya monte edilmesiydi. Niye? Hamşik olmadığı zaman hiç olmazsa onu onun yerini tam olarak dolduramazsın belki ama ona yakın doldurabilecek bir oyuncu. Bu isimler de yedek isimler değil yani, geldiğinde yedek kulübesinde oturacak. Tabii Hamşik'le beraber değil. Oynayacak zaten. Evet. Düşünsene böyle bir konfor alanını. Orada hem Hamşik'e bir konfor alanı yaratıyorsun değil mi? Yani Hamşik'in daha önde oynamasını sağlıyorsun ki bence hani hoca 6-8-10 gibi oynatıyoruz dedi Hamşik'i. Ama dün baktığımızda sahada eğer Hamşik'i de sayarsak aynı anda Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardi sahadaydı. Hamşik'i de hani 10 dersek 3.5. 3.5 10 numarayla oynadı Trabzonspor. İşte bu kadro planlamasıyla alakalı bence çok ciddi bir problem. Bir de yerli sayısı, sahada 3 yerli bulunması zorluğu da her takım olduğu kadar Trabzonspor'u da zorluyor gibi görünüyor. Biz Yusuf'tan evet bahsediyoruz. İşte, Trabzonspor taraftarı da tepki gösterdi. Sosyal medyada da eleştirildi. Belki takım arkadaşları tarafından da eleştirildi. Ama Yusuf'un mevkisi orası değil. Bardi'nin de mevkisi sol değil. Tamam ama evet. Yani yerli kuralı olmasa orada yine o Yusuf'u oynatır mıydı Abdullah Hoca? Abdülkadir'in ömrünün de mevkisi sağ kanat değil. Valla Trabzonspor'da yerli futbolcu olmak çok zor. Yani Canan'ın de mevkisi sağ ya da sol. Trabzonspor şehrinde yerli oyuncu olmak çok zor. Zor maalesef. Yani bunu Ali Kemal Denizciler de yaşadı. Bunu Serdar Baliler yaşadı. Güngör Şahinkayalar yaşadı. Bunu Şenol Güneş yaşadı. Necati Özçal. Herkes yaşadı ya, kusura bakma. Bunlar Trabzonspor'u var eden insanlar. Bu saydıklarım. Bunlar da yaşadılar. Hami Mandıralı. Trabzonspor tarihinin en fazla gol atan oyuncusu. Dedi ki ben gol atardım, taraftar yine bana söverdi. Ama Hami Mandıralı sahada işini yapmaya devam ederdi. Bu olur. Olmaması en büyük dileğimiz, ayrı bir şey. Bu olur. Oyuncu bir defa profesyonel bakacak. Tribündeki sesi duymayacak. Sahada ya işini bence yapacak. Bence haklı burada Abdullah Hoca. Yani sahaya giren çıkan oyuncu... Ben Abdullah Hoca ile ilgili mi söylüyorsun? Hayır yani onun... Eleştirisini mi söylüyorsun? Onun söylediği üzerinden ben de taraftarın tepkisini... Bizi izleyenler de lütfen bana kızmasınlar. Yani sahaya giren oyuncu, çıkan oyuncu tamamen konsantrasyonu bozar. Bozar, artık bundan vazgeçmeliyiz. Bence bilmiyorum. Şöyle bu homurdanmaların bir ölçüde haklılık payı var. Yani tamamen kuşkusuz tamam evet. Çünkü şu... Trabzonspor taraftarı enteresan bir yapısı vardır. Yani çok böyle bir anda parlar, bir anda söner. Ve aynı zamanda sevdiğini de öyle bir kabullenir ki kimse onu alamazsın ondan. Öyle sahiplenir. Bazen böyle de tepkiler oluyor. Olur. Burası stadyum şey değil. Yani bir konsere gitmiyorsun. Eğlenmeye gidiyor insanlar ama bir konsere gitmiyorsun sonuçta. Bu tip tepkileri ben bazı bölümleri hariç çok doğal karşılıyorum. Hangi bölümler o bazı bölümler? Ya yani küfür olayında yokum mesela. Tamam. Ama taraftarın tepki göstermesinde, çünkü sahada bir oyun görmek istiyor. Bütün taraftarlar, bütün takım taraftarları öyle evet. Şeyler. Görmek istiyor. Özellikle Trabzonspor taraftarları, eğer sahada da bir oyun yoksa ve o oyundan da hiçbir umut vaat eden ataklar deriz ya, onları da göremiyorsa homurdanır. Peki şu soruya tekrar dönelim. Ama bu Abdullah Avcı'nın söylemiş olduklarını geçersiz kılmaz. Hocanın da orada haklı olduğu taraflar var. Onu tamam söyleyeyim. Yerli kuralı olmasaydı eğer Yusuf'u evet. Oynatır mıydı dün akşam? Oynatmazdı. Yusuf neyi yanlış yaptı? Senin beklentin ne? Trabzonspor taraftarının beklentisi ne de Yusuf'un karşılamıyor? Yusuf hala Fransa'da. Trabzon'a gelmemiş daha. Ben dün sahada öyle bir Yusuf gördüm. Gerekli miydi o transfer? Bence değildi. Gerekli miydi Bardi transferi? Bence değildi. Yani ben takım elbisesiyle zaten yadırgamıştım Yusuf'u ve üzülmüştüm. Bakas yani. Takım elbise mi yoksa şey mi? Yok işte yani takımı. Takım elbise değil de takımı. Ha. Hani o ünlü markanın takımıyla böyle bizim çocuğumuz Yusuf değil gibi artık gelmişti bana. Yok ben orada çok şey yapmadım. Biraz oyuncuların giydiği kıyafetlerden ziyade sahada neler yaptığına ben odaklanırım ama senin söylediğini de değerli görürüm. O ayrı bir şey. Ben hala Fransa'dan Trabzon'a geldiğini düşünmüyorum. Hala orada. Bu birincisi. İkincisi Abdülkadir Ömür çarşı başından Trabzon'a taşındı ama hala bence çarşı başında, henüz daha Trabzon'a gelememiş. Ama bunların sebepleri tek başına oyuncu değil aslında. Şimdi tek ne başına efendim? Şöyle. Şimdi oyun bir bütündür. O oyunu oluşturan bir takım var değil mi? 11 kişi.
Ve 11 kişinin içerisinde yani 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 neyse kadrolar. Bunun içerisinden siz bir takım oluşturuyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Her oyuncunun ayrı bir egosu, ayrı bir sorunu var. Ve bununla birebir ilgilenmek durumundasın. Bu oyuncuları haftanın neredeyse bir haftada 3 maç yapacak bir tempoya hazırlamak durumundasın. Buralardan çok kolay çıkmıyor insanlar. Onu söyleyeyim. Burası İngiltere Premier Lig değil. Burası Bundesliga değil. Burası Türkiye Süper Ligi. Buranın ne diyelim şeyi belli, kondisyonu belli. Yani böyle bir oyuncuya haftada 3 maç yaptırdığın anda o oyuncu yani ya nereden girdim şu işe diyebilecek boyuta da gelebilir bazen ki geliyorlardır da. Ama Abdülkadir gibi çok yetenekli bak inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ben kulüpte de çalıştım Ceyda. Onunla beraber de çalışma fırsatı. Ben mesela Türkiye'de kim dersen hani Ali Kemal abi izleyemedim belki ama İskender abi diyebilirim. İskender Gülen'i diyebilirim mesela. Böyle hayal meyal hatırlarım onun oynadığı maçları. Muazzam yetenekli bir çocuk. Ama bu yeteneklerini Abdülkadir Ömür törpülemeye başladı. Törpülüyor şu anda. Şimdi bunu maça hazırlayacak olan ben değilim. Kırılma noktası neresiydi sence Abdülkadir'in bence sezon başı. Yakından bilen biri olarak. Sezon başı bence. Bir transfer yapmak istedi. Olmadı. Sonra kendisi gitmek istedi. Yine olmadı. İki senedir hani gidecek miyim, kalacak mıyımın arasında bir oyuncu Abdülkadir Ömür. Bunlar daha 21-22 yaşında çocuk. Daha çocuk bunlar. Milyonlarca lira alsa da çocuk. Parayı bile daha doğru düzgün yönetemiyorlar ki kendi hayatını nasıl yönetsinler. Mental anlamda bence Abdülkadir Ömür'e ben yeterince destek verildiğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü şu anda takımda o kadar çok sorun var ki yani sağ içi ve sağ dışı olarak baktığında bir tek odak merkezi Abdülkadir Ömür değil ve Abdülkadir Ömür orada bence yalnızlaştı kendi açısından ve sorunlarını kendisi çözmeye çabaladıkça aslında daha da geriye gitti. Eğer ona iyi bir destek verilirse mental anlamda bir de fiziksel tempo sorunu hala devam ediyor ve özgüvenini kaybetti. Yani Ceyda en büyük tehlike bu biliyor musun? Ya bir oyuncunun özgüvenini kaybetmesi. Onu nasıl yeniden geri kazanır? Dün takım halinde özgüvenini kaybetmiş. Ama bir Abdülkadir Ömür yani şöyle mesela bir Bakasetas'a bakıp bir Abdülkadir'e baktığın zaman 2-10 numara pozisyondaki oyuncunun bambaşka değil mi? Ya biri buradayken biri burada. Ya dün biraz daha böyle canlı gibi davrandı oyunun o girdikten sonraki bölümlerinde ama yetmez. Çünkü Türkiye'nin bana göre şu anda yani işte geriden Arda Güler geliyor mesela. Evet ama Abdülkadir'in yani yetenekleri aslında oynasa yemin ediyorum herkese hayran bıraktırır kendine ki bıraktı da. İlk girdiği sezon hatırla Ünal Hoca dönemiydi yanılmıyorsam. Yusuf Yazıcı ile beraber yani muazzam maçlar oynadı. Zaten orada işte o sakatlığı yaşamamış olsaydı yani kalıp sakatlığı yaşamamış olsaydı bambaşka bir hikayeden bahsedebilirim. O da bir kırılma noktası mesela. O transfer teklifini aldı. Tam böyle kendini gitmeye motive etti. Sonra kaldı. Hani Yusuf'la aynı anda satmayalım konuştu kulüp. Aslında oradaki denklem belki düşündüğün zaman o gün için doğruydu. Ama oğlu, Sayın Ağoğlu sonradan pişmanlığını dile getirdi. Evet. Peki şimdi Monaco karşılaşması var. Hemen ardından 10. haftada dev maç. İstanbul'da karşılaşma. Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Arada oynanacak bir Monaco maçı. Beşiktaş bu anlamda daha şanslı Avrupa'da. Bu maç özelinde konuşacak olursak. Evinde Trabzonspor dünkü o hafif boşluklar olmadan Monaco karşısında ben Trabzonspor taraftarının tribünü dolduracağını ve bütün her şeyi unutup takıma odaklanıp destekleyeceğim. Çünkü taraftar desteklediğinde Trabzonspor artı bir oynuyor sahada. Ben öyle düşünüyorum. Ama senin tavsiyelerini hocaya da takıma da. Abdullah Avcı o kadar güzel okudu ki Trabzon'u. Trabzonspor camiasını. O kadar o okumasında o kadar güzel dokunuşlar yaptı ki. Bak bu çok önemlidir bunu. Başaran Trabzon'da çok az sayıda teknik direktör vardır. Trabzon'da Abdullah Avcı'yı kabul etti.
Abdullah Avcı da Trabzon'da kendini oraya alıştırdı. Ve o şehrin havasıyla beraber bence güzel bir sekans yakaladılar. Şimdi bunu sürdürebilmek önemliydi. Taraftar Abdullah Avcı'yı her zaman dinledi. Bak bugüne kadar. Hiçbir zaman Abdullah Avcı'nın söylediğinin dışına çıkmadı. Kimseyle kavga etmeyin. Bunu yönetime de yaptı biliyorsun. Sağ dışını hiç konuşmadı Trabzonspor. Hala da konuşmuyor. Ama Abdullah Avcı konuşuyor şu anda. Sağ içini konuşan bir Abdullah Avcı'dan artık sağ dışını da konuşmaya başlayan bir Abdullah Avcı'ya doğru gidiyor. Bence burada Abdullah Avcı şunun kararını vermeli sevgili Ceyda. Bir, şampiyon teknik direktör gibi davranmalı. Artık o apoleti taktın. Sen mazeretlere sığınamazsın. Sen hatalarını ve eksiklerini kabul edeceksin. Bunu anlatacaksın. Tamam mı? Ondan sonra yeniden başlayacaksın. Yoksa Fenerbahçe'de 10 kişi kaldı takım. İşte 10 kişi kalan takımlar çok fazla reaksiyon gösterirler. Dolayısıyla yenilmemizin sebebi bu gösterilen reaksiyon değil. Sonraki maçta 10 kişi kalıp 10 kişi kalmayı da bir mazeret olarak göstermeyeceksin. O reaksiyonu sen de göstereceksin. Yani çelişmeyecek bu. Çünkü bu birer hafta arayla olan işler. Futbol da böyle çok kısadır yani. Bir önceki maç söylediğim, bir sonraki maç sen yaşarsın. Ve orada da kuracağın doğru iletişim önemli. Buralara sığınmaya gerek yok. Abdullah Avcı'yı biz seviyoruz. Ben de çok severim. Büyük de saygı duyarım kendisine. Evet. Bence karakteri de çok gerçekten düzgün bir teknik direktör. Ama yeniden başlaması lazım. Bak yeniden başlaması lazım. Yoksa diğer türlü eğer hatalarını kabul etmeyip devam ederse bu sefer yeni hatalar yapmaya devam edecek. O daha tehlikeli. Gelelim iki maçta çok zor. Monaco maçı da Beşiktaş. Evet Trabzonspor geçen sene Avrupa'da yoktu. Ve bütün maçlara çok böyle güçlü bir şekilde çıktı ve sezonu domine etti büyük ölçüde. Bu sene tam tersini yaşıyor. Trabzonspor bu sefer Avrupa'da, Beşiktaş Avrupa'da değil. Dolayısıyla güçlü bir rakip ama yenilmeyecek bir rakip değil. Bir de bu Trabzonspor. Yani forması her türlü sahada değil mi? Bir tehdittir. Tabii. Ama Abdullah Avcı'nın hem Monaco'ya takımı hazırlayıp oradan çıkıp Beşiktaş maçı işte orası sıkıntılı. Bu iki eşiğin hiç olmazsa birini doğru bir şekilde geçebilirse ya bir de başta da söyledim. Umut vadeden bir oyun. Bak biz gelişeceğiz. Biz iyi olacağızı söylemeye başlayacak böyle bir 15-20 dakika 25 dakikalık bölümleri artık gösterebilirse taraftar yine camia yine Abdullah Avcı'yı genel anlamda zaten sahiplenir. Şu anda da öyle çok fazla eleştiri yok yani. Ben bugün yazımda da yazdım. Ya hocam sen git demiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Tabii ki kal. Bu yönetim gitmesin abicim. Bence başarılı. Değil mi? 4 senede evet. 4 sezon oldu Ahmet Ağoğlu yönetimi geleli. 4 kupa girdi. Tabii. Müzeye. 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası, 1 Şampiyonluk Kupası. Abdullah Avcı da 3 kupanın sahibi. Bir teknik direktör. Biz burada değiliz. Bir başarısızlık yok. Yok. Başarı var. Ama bunu doğru anlatabilmek. Değil mi? Kendini ifade edebilmek. Çünkü Trabzonspor camiası samimiyet bekler. Samimiyet bekler. Yani herkes izliyor. Herkesin izlediğini böyle kör göze parmak sokar gibi anlatmayacaksın. Herkes izliyor. Doğru bir iletişim diliyle çözer o sorunu. Önce sağ dışında doğru bir iletişim, sonra sağ içinde de sorunları çözen bir Abdullah Avcı'yı bekliyoruz. Şampiyon bir teknik direktör gibi davranmasını bekliyoruz. Bence bu cümleyle birlikte evet. Programı da artık noktalayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ulaş Özdemir ağzınıza sağlık efendim. Biz Futbol Plus'ta yayınımızı şimdilik noktalıyoruz. Siz Futbol Plus'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.